Son olarak oyuncular hep birlikte teşrif ediyor ve Ozan Güven papyonlu şıklığıyla dikkat çekerken Meryem Uzerli Mısır prenseslerini andıran altın rengi parlak kıyafetiyle adeta nefes kesiyordu. Biraz daha Meryem Uzerli'nin gösterişli kıyafetine karşılık Belçin Bilgin daha sade düz kırmızı renk bir kıyafet tercih etmişti. Gösterişli küpesi, bilekliği ve yüzüğü Belçin Bilgin'in havasına ayrı bir renk katarken galada herkes birbirine acaba Meryem Uzerli mi yoksa Belçin Bilgin mi daha şık sorusunu soruyordu. Bir an önce o an gelsin istiyoruz aslında. Ama çok mutlu olarak çalıştığımız, çok sevdiğimiz, sahip olduğumuz her şeyi koyduğumuz bir film oldu. Uzaktır lan karımlar, uzak! Bakmayın siz. Darısı olmuşsun mezuniyetine, düğününe. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Şahane bir film çektik. Çok artık filmi çektik. Anlatmaya uzun uzun lüzum yok. Böyle insanlarla böyle bir film çektiğim için ben kendi adıma çok gurur duyuyorum. Tekrar size iyi seyirler diliyorum. Merhaba, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ozan dediği gibi biz çok acayip, derin ve çok güzel, güçlü bir hikaye çektik. Ve sizi de davet ediyoruz, izleyin. Memnun kalacaksınız diye eminiz. Adı Salih. Nereye doğru Müslümanlara nasıl davrandığını biliyorsun. Bu var ya, insanları dineyle ayıran herkese girsin. Derken bir muhabirin sorusu uzadıkça uzuyor ve sonunda Ozan Güven olaya bakın nasıl müdahale ediyordu. Gala girişinde bunlar yaşanırken geçiyoruz salonda yaşananlara. Oyuncular hep birlikte perdenin önünde seyirci karşısına çıkarken salonda konuklar arasındaki Cem Yılmaz orta sıralara oturmuş ve sahnedekilere herkesin bakışları arasında el sallıyordu. Hatta bir ara yerini belli etmek için yüzüne ışık bile tutuyordu. Bu arada Cem Yılmaz'ın hemen arkasında oturan genç ve yakışıklı beyefendinin Meryem Uzerli'nin sevgilisi Alp Özcan olduğunu da hemen hatırlatalım. Geçiyoruz gala sonrası yaşananlara. Murat Yıldırım çıkışta resmen biraz önce izlediği filmin etkisi altındaydı. Ya ben filmin iyi olduğunu biliyordum ama bu kadar iyi, inanın beklemiyordum. Zaten izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Son yıllarda seyrettiğim en iyi Türk filmi. En iyi performansı Ozan Güven. En iyi yönetmen Ozan Açık'tan. Yani bu kadar sert bir hikayenin, can yakıcı bir hikayenin bu kadar naif anlatılması ve aynı zamanda o kadar etkilemesi, ben çok etkilendim filmde. Çok iyiydi ya. Müthiş. Bütün dünyadaki ödülleri toplar. Bence yani, bilmiyorum. Oscar'lık bir Oscar'a bir Oscar'lık filmimiz yakışı var. Valla Oscar'a gider diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. Film... Kendisi de geliyor. Ozan Bey. Ozan Bey en iyi performans. Gala sonrası Meryem Uzerli'nin kıyafet değiştirdiği görülürken Belçin Bilgin kırmızı kıyafetinin üzerine beyaz bir palto giymişti. Ozan Güven gala öncesi nasılsa gala sonrası da aynı kıyafet içindeydi ve muhabirlerden ısrarla bir ricada bulunuyordu. Arkadaşlar
Biz de sizi biraz filmin tadını çıkarsak eğlensek. Sonra sorularınızı mesela yarın nerede görürseniz soru sorun. Birbirinizle röportaj yapın. Bu akşam sizlerle yapın. Yerli bir karakteriniz var. Biraz önce uzanmak gerekiyor. Hadi gel. Hadi ne olur bizi azat edin. Hadi biraz biz de eğlenelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Ozan karşıya. Bitti zaten. Yine bir şey yapalım. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Yine bir şey soramadık abi.